Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 53. olağan oturumunda, Batılı ülkelerin hayır oyu vermesine rağmen, Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılar kınandı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu, Suriye'de terör örgütü PKK'nın işgalindeki Haseke ilinde yer alan üslere, yaklaşık 100 araçtan oluşan askeri ve lojistik takviye konvoyu gönderdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullahçı terör örgütünün güncel finans yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm camilerde, din istismarıyla mücadele ve 15 Temmuz ruhu temalı hutbe verileceğini ve 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece eş zamanlı selalar okunacağını bildirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri gibi alanlarda eğitim gören genç girişimcileri kırsala çekmeyi amaçlayan Uzman Eller Projesi kapsamında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller için 75 milyon liralık ek bütçe verildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, deprem bölgesinde yeni yurtların yapılacağını ve mevcut yurtların da sağlamlaştırılacağını belirtti. 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinde uzuvlarını kaybeden afetzedelerin protez ihtiyacı, Kahramanmaraş'a kurulacak merkezde gönüllü doktorlar tarafından ücretsiz karşılanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay 2 milyar 440 milyon liralık evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi. Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, Mayıs'ta, geçen yılın aynı ayına göre, %5,1 artarak 210 bin 14 tona, tavuk yumurtası üretimi de, %3,4 yükselişle, 1 milyar 644 milyon 770 bin adede çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sıcak çarpmasına karşı, yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlıkları olanlara, sıcaklığın yüksek seviyelere ulaştığı saatlerde, dışarıya çıkmamaları uyarısında bulundu. İklim değişikliğinin etkisiyle rekor kıran sıcaklıklar, toplumun tüm kesimlerini etkilerken, tarım sektöründe çalışan 870 milyon insan, daha fazla sıcaklık stresi riskiyle karşı karşıya. Şanlıurfa'da, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik operasyonda, 24 zanlı yakalandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kente bir spor tesisi daha kazandırıyor. Kısa bir süre önce yapımı tamamlanan bilim merkezi yakınındaki saha, gençlerin hizmetine sunulacak. Aliliye Belediyesi Futbol Okulu, geleceğin yıldız sporcusu olmak isteyen gençlerin yoğun ilgisiyle dolup taşıyor. Eyyubiye'de yaşayan çocuklar ve gençler, artık sulama kanallarında serinlemek yerine, Eyyubiye Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan havuzlarda vakit geçiriyor.